Ben de arkadaşım, ben de hocam. Nuh'un gemisine hoş geldin. Evet, bugün gemimiz fonksiyonlar koyundan ayrıldı ve hangi koya demirledi bir bakalım. Ekranda da gördüğünüzde daha özel bir koydayız. Daha küçük bir koydayız. Bu da fonksiyonlar koyunun içi, aslında içerisinde değil mi? Hangi koy? Polinomlar koy. Polinom dediğimiz şey de aslında karşılığı çok terimli demektir. Burada çok fazla fonksiyonlardan farklı bir şey anlatmayacağım için arkadaşlar, daha çok kendi TYT matematik defterimi kullanacağım konu anlatımı yaparken. Bu da Pelikan Yayıncılık'tan piyasada satışta olan bir kitabım. Eğer kendine uygun görür ve beğenirsen oradan temin edebilirsin. Evet. Demek ki bugün polinomları konuşacağız. Polinomun Türkçe karşılığı çok terimli demek. Aslında polinom nedir? Bir fonksiyondur. E peki hocam, ne ara biz fonksiyonları polinom diye tanımladık? Sebep nedir? Değil mi? Şimdi dikkat edersen şeyimiz neydi? Fonksiyonumuz bir bağıntıydı. Bazı bağıntılara biz ne diyorduk? Fonksiyon diyorduk. Neydi o bazı bağıntılar? Tanım kümesinde boş eleman kalmayacak ve her elemanın bir veya bir tane görüntüsü olan bağıntılara özel olarak fonksiyon diyorduk. Hatta şunu da belirtmek istiyorum. Biz bağıntıları bakın neyle? Beta 1, beta 2, beta 3 sembolleriyle kullanıyorduk şöyle. Bunların adı neydi? Bağıntı. Tamam. Daha sonra biz bu bağıntılardan işte bazılarına fonksiyon dedik. Onlara da fx, bakın gx, evet, ve hx gibi semboller kullandık. Bakın bu da fonksiyon. Tamam. Şimdi bu fonksiyonlardan bazılarına da ne diyeceğiz? Polinom. Hangilerine? İşte bunlara bakın. N eleman doğal sayı olmak kaydıyla. Tek kriter bu aslında. Yani verilen bir fonksiyonun bağıntı olması için kardeşim N doğal sayı olacak. N dediğimiz kim? İşte x'in derecesi bak. Yani eğer verilen ifadede x'in dereceleri bakın N eksi 1. Bakın şurada 2. Burada neyimiz var? Birimiz var. Hatta burada neyimiz var? X üzeri sıfırımız var. İşte bu arkadaşlarımızın hepsi doğal sayı olmak kaydıyla bu fonksiyonlara biz ne diyeceğiz? Aynı zamanda polinom. Yani bizim polinom dediğimiz çok terimli nedir? Fonksiyondur. Ama her fonksiyon polinom belirtmiyor. İşte N doğal sayı olacak. A0, A1, A2, AN1 gerçek sayı ki bunlar katsayı aslında. İstediğiniz sayı kümesinden seçebilirsiniz. Karmaşık sayılar hariç tabii. Yani doğal sayı seçebilirsin, tam sayı, rasyonel sayı, irrasyonel sayı seçebilirsin. Ama en fazla reel sayı seçebiliyorsun. Onun için karmaşık sayıyı kullanmıyorsun. İşte biz bu arkadaşlara ne diyoruz? Polinom. Peki biz işte bağıntıları beta 1, beta 2, beta 3 de, fonksiyonları fx, yx, hx de. Hocam polinomları bu defa px, bakın qx, Rx gibi büyük sembollerle ne yapıyoruz? Bunlar da polinom. Gösterin. Aslında yaptığımız şey yok. Peki madem ki bu fonksiyon bu arkadaşımız, o zaman fonksiyonlardaki tüm özellikleri bu arkadaş ne yapacak? Sağlayacak. Değil mi? Onun için fazla bir şey anlatmaya gerek yok. Şimdiye kadar f diyorduk, f1 diyorduk. Bundan sonra g1 diyeceksin. Bu kadar. f5 diyorduk. E bu ya bu g5 diyeceksin. Ben F5'i nasıl biliyorsam G5'i de pardon. Evet G1 F evet G1 G5 diyeceğiz. Niye? Biz böyle ya da işte P1 diyeceğiz. Ya da P5 diyeceğiz. Değil mi? Polinomlar da bunlarla gösteriliyor. Bu kadar. Anlaşıldı mı? Demek ki polinom dediğimiz şey fonksiyondur. Her fonksiyon bir polinom değildir. Derecesi doğal sayı olan bütün fonksiyonlara biz polinom fonksiyonlar ya da polinomlar diyoruz. Katsayılarda A0, A1, A2, AN katsayıdır. Kardeşim gerçek katsayılı bir değişkenli polinom ya da çok terimli adı verilir diyor. Ha iki değişken, üç değişkenliler de olabilir. İşte o zaman biz Px'ye deriz diye. Bunu fonksiyonlarda da gördük. Bu da iki değişkenli polinom. Ya da Qx, Yz olabilir. Bu da kim? Üç değişkenli polinom. Üç değişkenli ve polinom. Bakın durumumuz bundan ibaret. İşte bu bilgiler ışığında şimdi güzelce
sorularımızı çözmeye başlayalım. Evet. Bakın ilk örneğimiz hemen gelsin. Bakın. Diyoruz ki birinci örneğimiz px eşittir 2x küp eksi 5x kare artı 3. Qx x kare artı kök 2x artı 1 bölü x eksi 3. Kx 3 kök x artı 7. Rx de eksi kök. Yukarıda verilen ifadelerin polinom belirtilerini tespit. Ne yapıyorduk arkadaşlar? Tek bakacağımız yer x'in derece. 3. Burada 2 var. Burada da x üzeri 0 var. Değil mi? Bu 3, 2 ve 0 doğal sayı mı? Evet doğal sayı. O zaman ne diyoruz? Polinom. Peki. Geldik buraya. Kim var burada? 2 var. Bu x kökün içinde değil. 1 var. Ama burada bak bir x var. Sen bunu yukarıya alırsan ne olur? X üzeri eksi 1 olur. Eksi 1 de ne değildi? Bir doğal sayı değildi. O zaman o doğal sayı değilse bu da polinom değil. Polinom değil. Bakacağımız yeri görüyorsunuz. Burada ise bakın burada kök x var. Sen bunu şöyle yazabilir misin? 3 çarpı x üzeri 1 bölü 2 artı 7. Tamam. Bakıyorsun ki ya 1 bölü 2 ne değil? Bu arkadaşımız bir doğal sayı değil. Doğal sayı değilse bu da polinom değil diyor. Polinom değil. Demek ki tek baktığımız şey x'in derecesi ve bu arkadaşımız x yok zaten yani var. X üzeri 0 doğal sayı mı? Evet. Bunun adı ne? Evet. Sabit polinom değil mi? Sabit polinom. Aynı sabit fonksiyon nasılsa sabit polinomumuz da bu şekilde karşımıza çıkmış olur. Peki. Hemen devam edelim. Başka bilgiler vermeye. Bakın burada da bize şunlar söylenmiş. Bakın. Px polinomu a n x üzeri n artı a n eksi 1 x üzeri n eksi 1 artı a 2 x kare artı a 1 x artı a 0 polinomu. Bu sizin kafanızı karıştırmasın. Yani a n eksi 1, a 2, a 1 bunlar katsayıydı. Hatta şöyle düşünün px polinomu. Şuraya bir tane yazayım ben. Ya eksi 2 x küp artı kök 3 x kare artı 5x eksi 7 değil mi? Bu bizim bilmediğimiz bir şey değil ki. Yani bizim a1, a2, a1 dediklerimiz işte eksi 2, kök 3, 5, eksi 7 katsayı oluyor. Zaten 3, 2, 1 de derece oluyor. Tamam. Şimdi başlıyoruz. Diyor ki bize böyle bir px polinomu verildiğinde nasıl? Şu şekilde. Tamam. Bunlar bize verildi. Şimdi bununla ilgili ifadelerine polinomun terimleri denir. Kime? Bakın a n x üzeri n şu arkadaşımız görüyor musun? A n eksi 1 x üzeri n eksi 1 a 2 x kare a 1 x ve a 0. Bunlara ne diyoruz? Terim. Polinomun terimleri. Kaç tane ise mesela yanda yazdığım px polinomu 1, 2, 3, 4 terimli bir polinom diyebiliriz. Değil mi? Peki buradaki a n eksi 1 onu başka bir renkle göstereyim bakın. Diyorum ki ya bakın şurada a n eksi 1 şunlar çarpan bakın yanda duran. Bunlara biz ne ad veriyoruz? Evet katsayı adını veriyoruz değil mi? İşte size polinomun katsayıları nedir diye sorduğunda senin yapman gereken a n eksi 1, a 2, a 1, a 0 bakın. Bunlara da biz ne diyoruz? Katsayı. Mesela bu arkadaşların katsayısı kim? Eksi 2, kök 3, 5 ve eksi 7. Bunların adı katsayı. Peki x değişkenin aldığı en büyük üste polinomun derecesi denir. Evet. Bakıyorsunuz. Ya diyorum burada en büyük üst nerede var bakın. Burada x ve n var. Bakın şurada. Burada n eksi 1 var. Gittikçe küçülüyor. 2 var değil mi? Burada 1 var ve 0 var. O zaman biz diyoruz ki kardeşim bu polinom n'inci derecede. Ve biz bunu gösterirken de değer px olarak gösteriyoruz. Ha bazı kaynaklarda şöyle de yazar. dpx. Karşılığı ne? Türkçe karşılığı ne? Px polinomun derecesi demektir değil mi? Tamam. Bir polinomun en büyük dereceli teriminin katsayısına polinomun baş katsayısı. Bakın burada dikkatini çekeyim. En büyük katsayı değil. Ya en büyük dereceli terimin katsayısı. Mesela buradaki an bakın şu an kimdir? Şurada bakın şu an baş katsayı.
Bağış katlı sayı. Sebep? Çünkü en büyük derece en olacak, eninci derece. Bunun çarpanı da katsayısına da biz ne diyoruz? Baş katsayısı adını veriyoruz. Ve son olarak A sıfır ifadesine polinomun sabit terimi denir. İşte şuradaki A sıfıra değil, sabit terim. Mesela buradaki eksi 7. Tamam katsayıdır ama bu da sabit terim. Sabit. Evet, anlaşıldı herhalde. Demek ki biz burada terim sayısı, derecesi, baş kat sayısı, kat sayılar toplamı bunları bizden ne yapacaklar? Soracak. Hadi o zaman örnek çözümlerine başlayalım. Bakalım nasıl örnekler vermişim defterimde bir görelim. Hemen ilk örneğimiz bakın bir px polinomu verilmiş. Eksi 3 x üzeri 5 artı 2 x üzeri 4 artı 7 x küp eksi x kare artı 1 bölü 3 x eksi kök 3 polinomunun terim sayısı. Kara. 1, 2, 3, 4, 5, 6 terim. Katsayıları kim? Küme parantezinde eksi 3'ümüz var, virgül, 2'miz var, virgül, 7'miz var, virgül, eksi 1'imiz var, 1 bölü 3'ümüz var ve eksi kök 3'ümüz değil mi? Bunlar da bizim neyi? Katsayıları. Baş katsayısı, en büyük dereceli terimin katsayısı, en büyük dereceli terim x üzeri 5 ise baş katsayı eksi 3'tür. Sabit terim, x çarpanın olmadığı terim eksi kök 3'tür. Derecesi en büyük x üzeri 5 olduğuna göre derecesi 5'tir. Tamam mı? Anlaşıldı zannedersem bence de gayet kolay bir soru değil mi? Peki. Gelelim şimdi şu sorumuza. Bakın sorumuz şöyle. Diyor ki px polinomu 5 çarpı x üzeri 16 bölü n eksi 3 çarpı x üzeri n eksi 3 artı x eksi 7 ifadesinin bir polinom belirtmesi için neyin alabileceği değerler toplamı ne? Şimdi biz ne söylemiştik? Biz şunu söyledik, değil mi? Dedik ki kardeşim verilen fonksiyonun polinom olabilmesi için tek şart var. O da bu x'in derecelerinin doğal sayı olması. Yani 16 bölü n doğal sayı olacak ve n eksi 3 de büyük eşit 0 yani doğal sayı olacak. Bir kere diyorum ki ya kardeşim 16 bölü n'in doğal sayı olabilmesi için n yerine ne verebilirim ben? 1 verebilirim, 2 verebilirim, 4 verebilirim, 8 verebilirim, 16 verebilirim. Ama aynı n'in kimin olması lazım? N'in de 3'ten büyük ve eşit olması gerekiyor. O zaman senin 1 ile 2 verme şansın yok. Niye? 3'ten küçük çünkü. O zaman yakıyorsun 4, 8 ve 16 3'ten de büyük. Bu iki şart sağlandığı için arkadaşlar en alabileceği değerler toplamı nedir dediğinde 4 artı 8 artı 16 bu da 28 olarak bulunmuş olur. Tamam. Hadi bakalım. Geçelim bir diğer üçüncü örneğimize. Bakın diyor ki fonksiyonlarda yaptığımız gibi px polinomu eksi x küp artı 2x kare eksi 5x artı 3 olduğuna göre p2 hesaplayınız. Ya da biz şimdiye kadar bunu fx diye veriyorduk. Değil mi? F2'yi soruyorduk. Yani Türkçesi şuydu. Kardeşim bu fonksiyon 2'yi nereye taşımıştır? Şimdi benden p2'yi soruyor. Tamam. Getireceğim x gördüğüm yere 2. Bakın 2'nin kübü artı 2 çarpı 2'nin karesi eksi 5 çarpı 2 artı 3. Baktığımda da burası eksi 8. 4 artı 8 eksi 10 artı 3. Şunlar gitti. Eksi 10 artı 3 eksi 7 olarak bakın işlem sonucu bulunmuş oldu. Evet. Devam ediyoruz. Sorumuzu çözmeye. Dördüncü örneğimize baktığımızda şöyle söylenmiş. Q x eksi 3 2x kare eksi 5x artı 4 olduğuna göre Q eksi 2'yi hesaplıyorum. Ne diyorduk? Fonksiyonlarda da biz çok alışkınız bu tip sorulara. Bu x eksi 3'ün ne olmasını istiyoruz? Eksi 2. Diyordum ki x yerine ne yazayım ki x eksi 3 eksi 2 olsun? Değil mi? 1 yazarsam herhalde eksi 2 olur değil mi? Hemen o zaman x gördüğüm yere güzelce 1 yazıyorum. O zaman Q eksi 2 eşittir. 1'in karesi 1, 2, eksi 5 artı 4. Bu da ne yaptı?
6 eksi 5'ten cevap 1 olarak bulunmuş olur. Hemen aşağıda 5. örneğimiz var. Rx eşittir. Eksi 5x artı 12 olduğuna göre Rx kare eksi 3x eksi 2 polinomunu bulunuz. Sanki böyle karmaşık gibi duruyor ama aslında hiçbir zorluğu yok değil mi? Nasıl bize R5 dediklerinde x yerine getirip 5 yazıyorsak, R eksi 1 dediklerinde eksi 1 yazıyorsak, bana bu defa ne demiş? X yerine x kare eksi 3x eksi 2 yaz. Yani neredeki x yerine? Şuradaki x yerine. O zaman diyorum ki R, tamam, x yerine ne yazdım? X kare eksi 3x eksi 2 eşittir. Eksi 5 çarpı x kare eksi 3x eksi 2. Çarptığımda da eksi 5x kare artı 15x artı 10 olarak ne yapmış oluruz? İşlemi sonuçlandırmış oluruz. Anlaşıldı zannedersem, evet, devam ediyoruz. Bakalım başka hangi örneklerimiz var? Evet. Gelelim 6. örneğimize. 6. örneğimiz de aynen şöyle. Px ve Qx birer polinom olmak üzere. 3 çarpı Px eksi 2 artı x çarpı Qx eksi 1 eşittir 2x kare eksi 3x artı 4 ve Q2 3'tür. Buna göre P1'in değeri ne? Bu tip sorular çok karmaşık gibi gelir insana. Ama inan belki de en kolay sorulardır. Ve nasıl yani hocam? Bizim elimizde ne var? Q2 var. Den Q2'yi kullandığında eminim ki P1'i de bulmuş olacaksın. Şimdi şunu soruyorum kendime ya. Verilen eşitlikte x yerine ne yazayım ki Q2 olsun? Bakıyorum ne var? Qx eksi 1 var. O zaman demek ki ben buraya 3 yazarsam bakın x yerine. Çünkü benim elimde sadece Q2 var kullanabileceğim. Burada mutlaka Q2'yi oluşturmam lazım. Tamam. 3 yazacağım kardeşim. O zaman x gördüğüm yere bakın hiçbir şey düşünmeden 3 yazıyorum. Zaten bir şey düşünse de fark etmez. Mecburen bunu yazıyor. O zaman karşımıza şu çıktı mı? Bakın 3 çarpı P. 3'ten 2 çıktı 1. Bakın bizden P1 istemiyor muydu? Geldim. Artı 3 çarpı Q2. Evet eşittir. 3'ün karesi 9. 2 ile çarp 18 eksi. 3 çarpı 3 9 artı 4. Q2'nin değeri bakın şurası 3'tü. O zaman şu oldu mu? 3 çarpı P1. Tamam hocam. Artı 9 eşittir 9, 13. 13'te de 9 çıktı 4. O zaman P1 eşittir 4 bölü 3 olarak bulunmuş oldu. Anlaşıldı zannedersem? Evet. Tamam. Şimdi devam ediyoruz. Bakın hemen 7. örneğimize bakalım. Bakın bize diyor ki ne diyor? Q2x eksi 4 polinomu 4x artı 1 olduğuna göre Qx polinomunu bulun. Şimdi bir şunu yapmamız gerekiyor. Pratik yolunu da söyleyeceğim ama buranın x olmasını istiyorum. Yani 2x eksi 4 x olacak. Daha doğrusu şunu soruyorum. Veya kardeşim ben buradaki x yerine ne yazayım ki? Diyelim a yazdı. Sonuç x oldu. Yani 2a eksi 4 eşittir x olacak. 2a eşittir x artı 4 olacak. Ve a'mız ne çıkacak? X artı 4 bölü 2. Yani bana diyor ki kardeşim sen şuradaki x yerine a x artı 4 bölü 2 yazarsan istediğin sonuca ulaşırsın. Tamam o zaman getiriyorum. Diyorum ki kardeşim 4 çarpı x yerine ne yazıyorum? X artı 4 bölü 2 artı 1. Şunlar birbirini götürür. Sonuçta da 2x artı 8 bir daha 2x artı 9 olarak bulunmuş oldu. Anlaşıldı mı? Anlaşıldı. Ancak biz bunu fonksiyonlarda nasıl çözdük? Hatırlar mısın? Hani bize fx veriliyordu. F 2x eksi 4 eşittir. 4x artı 1 ise diyordu. Fx nedir? Bizim x dediğimiz kimdir? Birim fonksiyonu değil mi? X. Hatırlıyor musun? Aynen. O zaman diyorum ki ya x yerine ne yazayım ki birim fonksiyon elde edilsin? Neyini yazıyordum? Tersini değil mi? Tersini. Yani kimin tersini? 2x eksi 4'ün tersi. 2x eksi 4'ün tersi unuttuysan buna mutlaka bak. X artı 4 bölü neydi? 2. İşte getiriyorsunuz buradaki x gördüğümüz yere, özür şuraya x artı 4 bölü 2 yazdığınızda fx'i ya da qx'i 2x artı 9 bölü 9 olarak. Yani demek ki biz eğer bu parantezin içini x yapmak istiyorsak x gördüğümüzde de tersini yazacağız diyoruz.
Anlaşıldı. Hemen devam ediyorum. Burada bir bilgi verilmiş. Bir polinomun katsayılar toplamı, polinomun değişkeninin yerine bir yazılarak, sabit terim ise polinomun değişkeninin yerine sıfır yazılarak bulunur. Bu ne demek istiyor? Ben şu başa döneyim, oradan sana şöyle izah edeyim. Evet. Bakın, biz polinomu nasıl tanımlamıştık? İşte px eşittir a n x üzeri n artı a n eksi 1 üzeri n eksi 1 diye gidiyor. Bizden diyor ki yazar, ben senden a n artı a n eksi 1 artı a 2 artı a 1 artı a 0'ı sorarsam. Binomda da yapıyorduk değil mi? Ki bunlara ne diyoruz? Katsayılar toplamı. O zaman x yerine 1 yazman gerekiyor. X eşittir 1 için. O zaman p1 şu olur mu? Birin bütün kuvvetleri bir olduğu için a n artı a n eksi bir artı a n eksi iki artı artı a iki artı a bir artı asıl. İşte bu kim? Katsayılar. Katsayılar toplam. Demek ki artık bana bir polinom verdi. Bu polinomun katsayılar toplamı nedir diye sorduklarında yapman gereken tek şey x yerine bir yani. Peki hocam, sıfırı sorarsın. Bu neydi? Sabit terim değil mi? Sabit. Bütün x'li terimlerin yok olması lazım. Peki nasıl o yok olur? X yerine sıfır yazarsan, bakın, x eşittir sıfır için p sıfırı bulursun. O da bütün x'li terimler sıfır olacağı için a sıfıra, yani sabit terim. Sabit terim. İşte bundan sonra aklımızda bulunsun. Verilen bir polinomun katsayılar toplamı sorulursa P1 ya daha doğrusu x yerine 1 her zaman P1 olmaz. Sabit terim sorulursa da x yerine ne yazıyoruz? 0 yazıyoruz. O zaman hadi bakalım örneklerini görelim. Evet. Şimdi şöyle bir bakalım. Buraları yapmıştık. Evet. Gördük. 8. örneğimiz ne diyor bize? Diyor ki Px eşittir. Polinomunun katsayılar toplamını ve sabit terimini bulun. Ben diyorum ya katsayılar toplamını bulmak için x yerine 1 yazacağım. O zaman p1 eşittir. Şu olur mu? 1 eksi 2'nin karesi çarpı 1 artı 3'ün karesi. Bu da 1 çarpı 16 cevap 16 olarak bulunmuş olur. Bu katsayılar toplamı değil mi? Katsayılar toplamı. Peki bir de P0 dediğimizde bakın x yerine 0 yazdığımızda 0 eksi 2'nin karesi çarpı 0 artı 3. Bu da ne yapar? 4 çarpı 3 o da 12 olarak bulunur ki bu da kim? Sabit terim. Evet. Anlaşıldı mı? Demek ki katsayılar toplam için x yerine 1, sabit terim için de 0 yazmanız yeterli olacaktır diyoruz. Bakalım başka neyimiz var? Evet, dokuzuncu örneğimiz. Bakın. Şimdi dokuzuncu örnekte de polinomuna göre kim verilmiş bize? X eksi 3 polinomu verilmiş. P2 x eksi 1 polinomunun katsayılar toplamını ve sabitleri. Şimdi dikkat edersen bize ortada P2 x eksi 1 polinomu yok. P2 x eksi 3 var. Onun katsayılar toplamını sabit terimini sormuyor. Zaten onu sorsa gayet kolay. Eksi 2, eksi 5, 6 toplansın. Ya da sabitini sorarsa 6 dersin. Ama bana diyor ki P2x eksi 1 polinomunun katsayılar toplamı. Ben katsayıları duyar duymaz kardeşim şuraya 1 yazacağım. O zaman ben buraya 1 yazarsam benim kimi bulmam lazım? 2 kere 1 2 eksi 1'den bakın P1'i bulacağım. Kim için? Katsayılar toplamı için. Bu defa kafamı kaldırıyorum. Ya diyorum P2x eksi 3 polinomunda bu içerinin 1 olması için x yerine ne vermem lazım? 4. O zaman 4 yazıyor şu polinom. O zaman bu da ne yapar? Bakın 4'ün karesi 16, eksi 2 ile çarptık eksi 32. 4 kere 5 eksi 20 ve artı 6. Bu da dikkat edersen 52'den 6 çıktı. Eksi 46 olarak bulunmuş. Tamam mı? Tamam. Peki sabit terim sorulduğu için ne yapacağız? Bu defa diyorum ki ben buraya ne yazacağım? 0. Ben buraya 0 yazarsam bu katsayılardı. Katsayılar toplamı. Toplamı. 0 yazarsam bu defa da neyi bulmuş olurum? P eksi 1'i bulmam gerekiyor.
Ben diyor, kafamı kaldırıp PX83 polinomuna bakıyorum. Diyorum ki ya buranın eksi bir olabilmesi için x'lerine ne yazmam lazım? 2 yazmam lazım. O zaman buradaki x gördüğüm yerine de 2 yaz. Şu olduğum zaman onu da şuradan maviyle göstereyim. 2'nin karesi 4. 2, eksi 2 ile çarptık. Eksi 8. Eksi 10 ve artı 6. Bu da dikkat edersen eksi 4, eksi 12 olarak ne yapmış olur? Bulmuş olur. Bu da sabitti. Ya hocam nasıl yapacağız? Bu biraz karışık gibi geldi diyebilirsin. Aslında değil. İstersen bak bunu normalde bu konuyu öğrendikten sonra nasıl çözmen gerektiğini, yani bu bana sınavda sorulsa, benim karşıma çıksa yapacağım tek şey şu. Katsayılar. Kardeşim buraya bir yaz. Buraya bir yazarsam benim P1'i bulmam lazım. P1 için buraya 4 yazmam lazım. Getiriyorum buralara 4'ü koy. Bitti. Arkasından neyi soruyor? Sabite. Yani o zaman buraya 0 yazacağım. 0 yazarsam benim için P-1'i bulmam lazım. P-1 için buranın ne olması lazım? 2 olması lazım. Getirip bakın bu ikileri buraya koyup düzenlediğinizde hızlı bir şekilde birkaç saniye içerisinde bunları hesaplamış oluruz. Tamam mıyız? Tamam. Ama şimdi burada bir notumuz var bak. Buna da dikkat. Diyor ki yazarımız bir PX polinomunda çift dereceli terimlerin katsayıları toplamı, tek dereceli terimlerin katsayıları toplamı. Şimdi belki şunu diyebilirsin. Hocam bu ne demek? Bunu somut bir örnekle gösterin. Diyelim ki bir PX polinomumuz var. Ne olsun? 3 x üzeri 4 artı 2 x küp eksi x kare artı 3 x eksi 7 olsun. Şimdi dikkat edersen bu polinomu incelediğinde bir çift dereceli terimler var. Mesela x üzeri 4'lü terim var. Eksi x kareli terim var. Ve sabit terim var. Bakın bunlar ne çift dereceli terimler? Adam benden bunları toplamamı istiyor. Bunların katsayılarını toplamamı istiyor. Eğer böyle açık olmuş olsa aslında 3, 3'ten 1 çıktı. Bakın çift dereceli terimler. Çift dereceli terimlerin katsayıları. 3, eksi 1, eksi 7'den eksi 8, eksi 5'tir bakın. Peki diğerleri tek. Bakın x küp, x üzeri 1. Tek dereceli terimlerin katsayılarının toplamı sorsa 2 artı 3. O da işte şimdi bakın 5'ti. İyi de hocam bu açık halde verilmişti gayet de güzeldi. İyi de aşağıda bir örnek var. X küp eksi 2'nin karesi çarpı x kare artı 1'in 4. kuvvet polinomu veriliyor. Ve bu polinomun çift ve tek dereceli terimlerin katsayıları toplamı. İşte bunları bir formülize edecek olursan bakın etmişler de zaten. Kardeşim diyor eğer sen P1 ve P-1'i bulup P1 ve P-1'i bulup toplayıp yarısını alırsan çift dereceli terimlerin katsayılarını bulursun. Yok, P1'den P-1'i çıkartıp yarısını alırsan o da sana neyi verir? Tek dereceli terimlerin katsayıları toplamını verir. Demek ki burada bulmamız gereken şey bir, P1'i bulmak. Hemen buluyorum. Bak. P1'i kardeşim. Bu x gördüğüm yere 1 yazıyorum. 1 eksi 2'nin karesi çarpı 1 artı 1'in 4. kuvveti. Eksi 1'in karesi 1, 2'nin karesi 16, bu 16. Peki. Bir de P eksi 1'i buluyorum bakın. Eksi 1'in kübü eksi 1, eksi 2'nin karesi. Eksi 1'in karesi 1 artı 1'in 4. kuvveti. Eksi 3'ün karesi 9, 2'nin karesi 16. Bu da tamam. O zaman çift dereceli terimlerin katsayı dediğinde P1 ile P eksi 1'i toplayıp yarısını arıyorum. P1 kim? 16. P-2 kim? P-1 kim? 9 tane 16 bölü 2. O zaman 10 tane 16 bölü 2. Bakın ne çıkar? 80 çıkar. Peki hocam tek dereceli terimler P1 bakın eksi P-1 bölü 2 o da 16 eksi 9 çarpı 16 bölü 2 bu da ne yapar? Eksi 8 çarpı 16 bölü 2. Bu da 8'den eksi 64 olarak bu kadar. Yani demek ki bizim yapmamız gereken şey bir tek dereceli ve çift dereceli terimlerin katsayılarını bulmak istiyorsak
P1 ile P-1'i bulup bir toplayıp yarısını aldığımızda çift çıkartıp yarısını aldığımızda tek dereceli terimlerin katsayıları toplamını bulmuş olduk. Anlaşıldı zannedersem. Peki, bakalım başka burada bir şey var mı? Evet, buraya geçmiyorum. Ders çok fazla bilgi uzamasın. Bundan sonraki dersimizde de kaldığımız yerden sabit polinom, sıfır polinomlar ve polinomlarla ilgili diğer işlemler, çarpma, toplama, çıkarma ve en önemlisi bölme işlemlerini yapacağız. Seninle birlikte işleyeceğiz. Evet, o derslerde görüşmek dileğiyle. Hoşça kal.